Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine genel kültür, güncel olaylar ve nokta tarih sorularından oluşan 30 sorumuzu 30 cevabı ile birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19 hastalığı için başlattığı yardım kampanyasının adı ve sloganı nedir? Arkadaşlar kampanyanın ismi Milli Dayanışma Kampanyası sloganı ise Biz Bize Yeteriz Türkiye'm olacak. Osmanlı Devleti'ndeki ilk karantina uygulaması hangi padişah zamanında yapılmıştır? Osmanlı Devleti'ndeki ilk karantina uygulaması 2. Mahmut zamanında yapılmıştır. Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri kurtarmak için yapılan operasyonun adı nedir? Bu operasyonun ismi ise Koca Yusuf operasyonu olacak. Atatürk Havaalanı'nda yapılan hastaneye ne isim verilmiştir? Arkadaşlar Atatürk Havaalanı'nda yapılan hastaneye Profesör Doktor Murat Dilminer ismi verilmiştir diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı kimdir? Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Atanom Gebreyesus olacak arkadaşlar. Çin'de yapılmış olan en büyük teleskobun adı nedir? Çin'de yapılan en büyük teleskobun ismi FAST diyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi nerede bulunmaktadır? Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi Frankfurt'ta bulunmaktadır. Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Evet arkadaşlar bu sporcumuz Meryem İin olacak. Uluslararası Karibo Matematik Yarışması'nda birinci olan küçük yarışmacımız kimdir? Evet arkadaşlar, Uluslararası Karibo Matematik Yarışması'nda birinci olan yarışmacımız Elanur Akıncı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı kimdir? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırımdır. 2022 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatma kararı alan ülke hangisidir? Bu kararı alan ülke Almanya'dır diyoruz. Polonya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Pentatiyon branşında dünya şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Bahsettiğimiz bu sporcumuz Fatma Damla Altındır. Hangi salgın insanlık tarihinde bilinen en çok can kaybına neden olmuştur? bilinen en çok can kaybına neden olan salgın hastalık İspanyol gribidir arkadaşlar. 2019 Dünya Halter Şampiyonası 45 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Evet arkadaşlar, 2019 Dünya Halter Şampiyonası 45 kiloda altın madalya kazanan sporcumuz Şaziye Erdoğandır. 2020 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacaktır? 2020 Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da yapılacaktır arkadaşlar. Ee, aslında 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacaktı ama koronavirüsten dolayı İstanbul e, bunun ertelenip ertelenmeyeceğini sorunca e, bu İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verildi. Fakat 2021 Şampiyonlar Ligi finali ise e, İstanbul'da yapılacak. Bunu da eklemiş olayım. Koronavirüs danışma hattının numarası kaçtır? Arkadaşlar koronavirüs danışma hattının numarası alo 184'dür diyoruz. Rütük şikayet hattı kaçtır? Rütük şikayet hattı alo 178 diyoruz. Dünyada en fazla orman alanının bulunduğu ülke hangisidir? Evet arkadaşlar dünya üzerinde en fazla ormana sahip olan ülke Rusya'dır. Mayıs 2020'de para birimini değiştiren ülke hangisidir? Böyle bir soruyla karşılaşırsak cevabımız İran olacak arkadaşlar. Riyal'den Tuman'a geçmiştir İran. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını da kaybettiği anlaşma hangisidir? Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını da kaybettiği anlaşma, Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi Anlaşması'dır. E, Uşi Anlaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son e, toprağını da kaybetmiştir. Wilson ilkelerinin sömürgecilik yapılmayacak maddesine karşı manda ve himaye fikrinden ilk kez nerede bahsedilmiştir? Manda ve himaye fikrinden ilk olarak Paris Barış Konferansı'nda bahsedilmiştir diyoruz. Batı Anadolu'ya gelerek incelemelerde bulunan ve burada nüfus çoğunluğunun Türklere ait olduğunu, katliamlardan Yunanlıların sorumlu olduğunu ve İzmir'in işgalinin haksız olduğunu ileri süren rapor hangisiydi arkadaşlar? Evet bu rapor Amiral Bristol raporudur diyoruz. Milli direniş bilincinin ilk defa uyandırıldığı, ulusal bilincin ilk kez ulusal direnişe döndüğü ve Kurtuluş Savaşı'nın şahsi olmaktan çıkıp ulusal bir kimlik kazandığı genelge hangisidir? Bu genelge Havza genelgesidir arkadaşlar. Havza genelgesiyle birlikte e, halktaki milli direniş bilinci uyandırılmıştı. Ulusal bilinç, ulusal direnişe döndürülmüştü ve Kurtuluş Savaşı şahsi bir fikir olmaktan çıkıp ulusal bir kimlik kazanmıştı. Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk kez hangi genelgede belirtilmiştir? Evet arkadaşlar, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu durum ilk kez... Amasya genelgesinde belirtilmiştir diyoruz. Manda ve himaye ilk kez hangi kongrede reddedilmiştir? Manda ve himaye fikri ilk kez arkadaşlar Erzurum kongresinde reddedildi. E, bu fikir peki az önce de söyledik ne zaman ortaya atılmıştı bu fikirden ilk kez nerede bahsedilmişti bunu da unutmayalım. Paris Barış Konferansı'nda manda ve himaye fikrinden ilk kez bahsedilmişti. Erzurum Kongresi'nde ise ilk kez reddedildi manda ve himaye. Peki manda ve himaye kesin olarak bir daha gündeme gelmemek üzere hangi kongrede reddedilmiştir? Bu ise Sivas Kongresi. Arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda Manda ve himayecilikten ilk kez bahsediliyor. Erzurum Kongresi'nde ilk kez manda ve himaye reddediliyor. Fakat Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak bir daha gündeme gelmeyecek şekilde reddediliyor. Yani bu sorumuzun cevabı da ne olacak arkadaşlar? Sivas Kongresi olacak. Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Sözünü hangi savaşta söylemiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Atatürk'ün bu şekilde söylemiş olduğu sözler sorulabiliyor. Söz veriliyor hangi savaşın sonunda ya da işte ne zaman, hangi durumda Atatürk bu sözü söylemiştir diye soru çıkabiliyor karşımıza. Bu sözü ise Sakarya Meydan Savaşı'nda söylemiştir diyoruz. Kamu düzenini, genel ahlak kurallarını ve zayıfları korumak için kesinlikle uyulması zorunlu olan hukuk kuralı çeşidi hangisidir? Bu hukuk kuralı çeşidi emredici hukuk kuralıdır diyoruz arkadaşlar. Hukuka aykırı bir eylem sonucunda bir kimsenin maddi veya manevi olarak zarara uğratılması halinde meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedele ne ad verilir? Evet arkadaşlar, bu bedele e, ne denilirmiş? Tazminat denilirmiş diyoruz. Bir borçlunun borcunu ödememesi ve mahkeme tarafından açıklanmış hükme uymaması sonucunda borcun devlet tarafından zorla alınması işlemine ne deniliyor? Bu işleme ise cebri icra deniliyor arkadaşlar. Siyasi haklar ve ödevler nelerdir? Siyasi haklar ve ödevler Türk vatandaşlığı hakkı, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı, hizmete girme hakkı, mal bildirimi ödevi, vatan hizmeti ödevi, vergi ödevi, dilekçe, bilgi edilme ve kamu denetçisine başvurma hakkı şeklinde siyasi haklar ve ödevleri sıralıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Kanalıma hala abone olmadıysanız, videolarımı da kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.